yaz aylarına bayılıyorum. Günaydın Cinderella. Merhaba çocuklar. Kahvaltı yakında hazır olacak. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Ah, prensim. Umarım bugününüz de güzel geçer. Bunun için üzgünüm. Pekala Charles, ne düşünüyorsun? Dürüst olmak gerekirse düşündüklerimde hemfikir olamayacağımızı hissediyorum. Evlenmek için hala çok genç olduğunu ve prens olmakla ilgili sorumluluklar almanın da eğlence için ayırdığın zamanı çalacağını düşünüyorsun, değil mi? Hayır, aynı fikirde değiliz. Charles, etrafında dikkatini çeken hiçbir genç bayan yok mu? Zaral'ın kızı Isabel'e ne dersin? Hayır, onu neredeyse hiç tanımıyorum. Evlenmeye hazır değilim ve umarım bu konudan bahsetmekten vazgeçersiniz. Müsaade eder misiniz? Charles, dur. Charles, bu senin görevin. Hayatım, belki de evlenmek için henüz çok gençtir. Ama krallığımızın geleneklerine göre prens nişanlısını Charles'ın yaşında seçmeli. İnsanlar ona bu konuda baskı yapmaya başlamadan önce seçmesi için yardımda bulunmalıyız. Anne! Anne, bu hayatımın en harika günü. Buna inanmakta güçlük çekiyorum. Catherine, ne oluyor? Bu kadar sevinmene neden olan nedir? Gerçekten çok tuhaf davranıyor, öyle değil mi? Acil. Ne oluyor? Sana ne oluyor böyle? Eğer Prens Charles'ın Emerald Kalesi'nde balosu için gelen davetiye ilk okuyan sen olsaydın, sen de yerinde duramazdın hayat. Sen neden söz ediyorsun? Bu doğru anne. Cumartesi günü bir balo var. Burada Prens Charles'ın nişanlısının adını açıklayacağı yazıyor. Anne, bugün yeni bir balo elbisesi almalıyız. Cinderella, buna inanabiliyor musun? Prens Charles'ın Emerald Kalesi'ndeki balosuna davet edildik. Bir yolunu bulmalıyım. Kızımla evlenmeli. Onun bir başkasını seçmesine izin veremem. Bana ne sormak istemiştin? Isabel, çok önemli bir şey değil, meraklanma. Akşam yemeklerine baban Dük Zaral'la mı yiyorsun, yoksa işi gereği çok mu geç geliyor diye merak etmiştim. Charles, bu çok tuhaf bir soru. Bunu sormamın sebebi kaledeki hayatın ne kadar zahmetli olduğunu öğrenmek ve baban da orada çok, çok fazla... Çok düşüncelisin Charles. Kimi zaman tek başıma yemek yiyip yemediğim hakkında mı endişeleniyorsun? Evet, aynen öyle. Yalnız kaldığım için endişelenmemelisin. Tek başıma zaman geçirmeyi öğrendim. Bunu nadiren de yapsak babamla birlikte de eğleniyorum. Ancak genelde sabah erken çıkıp geç geliyor. Aslında onu benden fazla görüyor olmalısın. Bunu biliyordum. Zaral bir şeylerin peşinde. O asla geç saatlere kadar kalmaz. Zavallı Isabel'e babası ona sürekli yalan söylüyor. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? Sadece düşünüyordum. Her zamanki gibi seninle sohbet etmek çok keyifliydi ama artık eve dönmeliyim. Baloda görüşürüz. Ne balosu? Sen neden söz ediyorsun? Çok şakacısın. Bu cumartesi günü kalede verdiğin ve nişanını açıklayacak olduğun balo. Ciddi olamazsın. Charles, davetiyeler iletildi bile. İptal etmek için çok geç artık. Bu senin görevine yardım edebilmemizin tek yoluydu. Bu senin iyiliğin için. Katılmayı reddediyorum. Hayatım, reddedemezsin. Krallıktaki herkes darılır. Günün birinde evlenmek zorundasın. Ve bu balo senin bu ülkedeki en iyi genç bayanlara görme fırsatı verecek. Ama buna rağmen hoşuna giden birini bulamazsan, ben ve baban kararına saygı duyup sen kendin bulana kadar bekleyeceğiz. Baba, bekle.
Hayatımın en harika sabahını geçirdim. Prens Charles gelip benimle konuştu. Buna inanabiliyor musun? Aa, bugünün geleceğini biliyordum. Ama tam olarak ne konuştunuz? Aslında genelde senin hakkında konuştuk baba. Öyle mi? Charles senin genelde evden uzak olman konusunda endişeleniyor. Hı? Bence benim kocaman bir kalede uzun zaman yalnız kalmam konusunda endişeleniyor. Sence de çok tatlı değil mi? Evet. İlgisi için ona teşekkür etmeliyim. Buraya kızım aracılığıyla benim hakkımda casusluk yapmak için gelmiş, bunu ödeyecek. Daha da iyisi buraya yaptığı ziyareti kendi avantajıma kullanacağım. Artık balo için elbise bulmak konusunda endişelenmek zorunda değiliz. Ve bu sayede seni hazırlamak için yeterince zamanımız olacak. Seni seçeceğini biliyorum hayatım. Herkes balo için hazırlanıyor. Anne çok mutluyum. Anlaşılan bu balo herkesi çok heyecanlandırmış. Benim elbisem seninkinden daha iyi duruyor. Bu doğru değil. Tıpkı bir sosise benziyorsun. Ne? Hiç de öyle değil. Şunu geri al. Annem bunu bana aldı. Bunu ben giyiyorum. Sana olmadı. Hayır oldu. Hayır olmadı. Susun. Kavga etmeyi kesin. Özellikle ikinize de en yakışacak olan elbiseleri aldım. Gerçekten mi? Neredeyse benim sizin yaşınızdayken olduğum kadar güzel görüneceksiniz. Diğer kızlara hiç şansı yok. Cinderella'nın bizimle gelmeyecek olması çok kötü. Evet, bu kez gerçekten bizimle baloya geleceğini düşünmüştü. Memnuniyetle onu da götürebilirdim ama davet sadece ben ve kızlarım adına yapılmış. Sizlerden biri davete gelmekten vazgeçmediği sürece Cinderella o geceyi tek başına evde geçirecek. Cinderella, bu hiç adil değil. Aa, bu tip şeyler beni çok sinirlendiriyor. Beni de. Davetiyeyi gördüm ve orada Cinderella'nın adı da yazıyordu. Oraya gitmeyi hak etmiyorlar. O baloya gitmek bana çok şey ifade etmiyor. Üzülme. Ayrıca oraya gitmek için düzgün bir elbisem bile yok. Cinderella dur. Oraya gidemediğim için ne kadar üzüldüğümü anlamalarına müsaade edemem. Bence en az herkes kadar gitmek istiyorum. Burada öylece oturup onu geceyi de tek başına geçirmesine izin veremeyiz. Eğer prensle birlikte olmayı hak eden biri varsa o da Cinderella. Onu baloya göndereceğiz. Tamam. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de öyle. Hep birlikte arkadaşımızın rüyasını gerçeğe dönüştürebiliriz. Evet. Anne, Jean, Catherine, umarım baloda çok güzel vakit geçirirsiniz. Kızlar, eminim ki bu gece eve zafer kazanarak döneceğiz. Geri döndüğümüz zaman prenseslere layık bir yemeğin hazır olmasını istiyorum. Peki efendim. Beni bir dahaki görüşünde Excellence Catherine olacağım. Kendini kandırmayı bırak, ben kazanacağım. Hayır, bu olmayacak. Evet, olacak. Bu gece bir balo olduğu için seni serbest bırakıyorum canım. Çok şanslılar. Baloda prensle dans etmeyi çok isterdim. İste. Çünkü alacaksın. Ah, bu sensin. Geldiğini duymadım. Çok iyi bir iş başardık. Burası Charles'ın kendine nişanlanacak bir kız bulması için ideal bir ortam. Majesteleri. Evet Saral, ne oldu? Ekselansları, çok özür dilerim ama bir anons yapmama izin vererek beni onurlandıracağınızı umuyorum. Neyi anons edeceksin? Bu önemli bir şey mi Dük Saral? Harika bir haber ekselansları. Kızım ve Prens Charles'ın nişanlandıklarını haber verecektim. Charles, Isabel'le mi nişanlandı? Sanırım baloyu iptal ederek bir soruna neden olmak istemedi ama oğlunuz kızıma teklifte bulundu ve kızım kabul etti bile. Saral, bundan emin misin? Evet. Geçen gün Charles Isabel'i ziyarete gitti.
kendi arazimiz üzerinde yaptıkları gezinti sırasında Charles teklifini yaptı ve kızım da evet dedi. Aa, Prens Charles, ben de kızımla nişanlanmanızla ilgili muhteşem haberi paylaşıyordum. Ben nişanlanmadım. Kızımı geri çevirmeden önce konuşmamız gereken şeyler var. Senin yerinde olsam çenemi tutardım. Böyle buyurun ekselansları. Anonsun detayları hakkında ailenizi rahatsız etmeyelim. Ah, torunlarımın koşuşturmalarını görmek için sabırsızlanıyorum. Hayatım, her şey sırayla olacak. Doğru. Zaral, bu da ne demek oluyor? Küçük kaçamaklarınızdan çok keyif alıyorsunuz değil mi? Kılık değiştirerek kale arazisinden kaçmak. Evlat, ailen bunu öğrenirse çok üzüleceklerine eminim. Benden ne istiyorsun Zaral? Tabii ki seni korumak istiyorum. Eğer ailen küçük kaçamaklarını öğrenirse eminim ki devam etmene izin vermeyecektir. Sonsuza kadar bu kalenin dört duvarı arasında sıkışıp kalacaksın. Bu bir tehdide benziyor ama. Oo, ne kadar çirkin bir sözcük. Ben sessiz kalacağım, sen de buna karşılık nişanlanacaksın. Onunla evlenmeyeceğim. Hadi ama, o kadar acele etme. Reddettiğin şeyin sonuçlarını bir düşün. Buraya kapatılmaktan ne kadar rahatsız olduğunu biliyorum. Teklifimi reddetmek istiyorsan şimdi söyle. Pekala, yola geleceğini biliyordum. Bu haberi bizzat duyurmak için gerekli düzenlemeleri yapmaya gideceğim. Hala hazırlanmadın mı? Tam olarak değil. Daha ne kadar var? Hazırım. Vay canına, çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Elbise üzerine mükemmel oturmuş. Sence de öyle değil mi? Asla bundan daha harika görünüyorsun. Teşekkür ederim, çok tatlısın. Şimdi tek yapmamız gereken Emerald Kalesi'ne girmenin bir yolunu bulmak. Ve sen Prens Charles'la dans edeceksin. Yuppi! Bayan hayır dedi. Üzgünüm ama davetiye olmadan sizi baloya alamam. Lütfen efendim. Hayır, şimdi evinize gidin. Bu kadar yaklaşmışken beni geri çevirmelerine izin veremem. Yoldan çekilir misin lütfen? Davet için yiyecek getirdim. Tam zamanında. Şef saatlerdir bekliyordu. Geç. Evet. Sonunda. Özür dilerim. Atımın nalı düştü. O yüzden biraz geciktim. Sadece acele etme, bunları boşalt. Bizi biri görmeden önce buradan çıkalım. Ah! Sonunda içeri girdik. Ah! Pet! Cinderella! Nefesimiz düzelir düzelmez içeri girebiliriz ve sonra kalabalığa karışırız. Prensin balosuna hoş geldiniz. Majesteleri Prens Charles kısa süre sonra bizimle birlikte olacak. Hiç kuşkusuz hepiniz buraya prensin nişanlısı olarak adınızı anons edebileceği umuduyla geldiniz. Ama gecenin planlarında bir değişiklik oldu. Prens geldiği zaman daha fazlasını da söyleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Jean, nasıl bir değişiklikten söz ettiğini merak ediyorum. Muhtemelen kalabalığın içinden beni seçti ve az sonra bunu herkese açıklayacak. Sen çıldırmış olmalısın. Neden olmasın? Ama Charles, mantıklı ol. Vazgeçmek için artık çok geç. Bu bahçe çok büyük. Ne taraftan gitmemiz gerektiğine emin değilim. Charles, bunu yapamazsın. Sesler. Acele edin, saklanalım. Neden olmasın? Çünkü orada görünmezsen bu bir skandal olur. Olsun. Nasıl böyle bir şeyin içine girebildin? Ona Isabel'le evlenmeyeceğini söylemeliydin. He?
Bak, evlenmeye zorlanıyor olsan da artık bundan vazgeçemezsin. Evlenmeye zorlanmak mı? Bunu yapamazsın. Ha? Cinderella. Aşkın olmadığı bir evlilik güneşsiz yaza benzer. Sen burada ne yapıyorsun? Ah, majesteleri özür dilerim. Kulak misafiri olmak istememiştim. Aşkın olmadığı bir evlilik güneşsiz yaza benzer. Özür dilerim. Sözler öylece ağzımdan çıkıverdi. Özürüm kabul edildi. Ama bunu bir daha yapma. Cinderella, iyi misin? İyi görünmüyorsun. Bunu yapacağına inanamıyorum. Prens Charles çok mu tanıdık geliyor yoksa ben mi yanılıyorum? Hayır, haklısın ve ayrıca bu koku bana birini hatırlattı. Ona yardım etmeliyiz. Sevmediği biriyle evlenmesine izin veremeyiz. Gerçekten bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyor musun? Hı-hı. Ama bir plana ihtiyacımız var. Buldum. Küçük dostlarımızın şimdi neyin peşinde olduklarını çok merak ettim. Cinderella haklı. Bunu yapamam. Sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Ve Isabel de onu seven birini hak ediyor. Babasının beni tuzağa düşürmesine izin veremem. Nişanımızı anons etmesine müsaade edemem. Bu özgürlüğümü kaybetmem demek olsa bile. Kararımı verdim. Merhaba dostlarım. Bugün buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Cinderella, ya şimdi ya da hiç. Birazdan nişanı anons edecekler. Onları bir şekilde oyalamalıyız. Bayanlar, yapacağım anonsu büyük bir heyecanla beklediğinizi biliyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Isabel, buraya gelir misin? Evet baba. Yapacağım duyurudan büyük keyif duyuyorum. Bu da ne böyle? Baştan başlayalım. Söylemek üzere olduğum gibi kızım ve Prens Charles'ın... Hey, şunu yapmayı kesin artık. Kim sözümü kesmeye cüret ediyor? Tamam Patch, mümkün olduğunca korkmuş görün ve koşabildiğin kadar bana koş. Bana güvenebilirsin Cinderella. Çok büyük bir keyifle açıklıyorum ki kızım Isabel... Bir aslan gördüm. Vahşi bir aslan avluya doğru koşuyor. Bayanlar durun. Çok önemli bir duyuru yapmak üzereyim. Kızım Isabel ve prens... Kimse dinlemiyor baba. Dinlemeliler. Bu aslan balo alanına nasıl girdi? Şimdi Cinderella'nın aklından geçenleri anlıyorum. Ama sanırım Patch'in biraz yardıma ihtiyacı var. Ama burada neler oluyor? Pek emin değilim ama bu sonunda Prens Charles'la tanışmam için bir şans. Onunla ben olmadan tanışmana izin vermeyeceğim. Patch. Patch'in sesini her zaman tanırım. Nasıl yaptı bilmiyorum ama bunun arkasında Cinderella var. Charles, iyi misin? Evet. Dans edememek çok kötü. Yardım edin! Biri bana yardım etsin muhafızlar! Evet, sanırım bu yeterli olur. Yardım edin! Yardım edin! Peşimde! Balonun devamını iptal etmek zorunda kaldılar. Belki çok ileri gitmiş olabilirim. Ama içimden bir ses beni affedeceğini söylüyor Charles. Seni mutsuz olmaktan koruduğumu biliyorum.